Ahmet Hüsrev Özkara Skype hattında konuğumuz. Ahmet Bey merhaba. Merhaba efendim. Şimdi Türkiye'nin yaklaşık bir haftadır mücadele ettiği bu kıyı şeridinde başlayan, pek çok noktada başlayan ve müdahalede güçlük çektiğimiz bu yangınları genel olarak, genel çerçevede nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgede hangi ağaçlar hakim? Neden bu kadar güçlük çekiyoruz? Neden söndüremiyoruz? Sizin orman yangınlarına ilişkin bize aktaracağınız bilgiler ne olabilir? Evet, şimdi öncelikle siz de konuşmanızda vurguluyorsunuz, normal sıcaklıkların üzerinde seyrediyor. Yani 40'lı derecelerin üzerinde. İkincisi, bağın nem gerçekten çok düşük. Artı karadan denize doğru rüzgarın kurutucu etkisi, Poyraz'ın kurutucu etkisi son derece yangına hassas bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla 15-20 gün önce özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı var. Bu söylediğimiz hepimiz için geçerli olan verileri toplumla paylaştı. İşte o aşamada verilecek olan en önemli karar şuydu. Ormanların içine giriş ve çıkış yasaklanmalıdır. Geç kaldık Maalesef anlıyoruz ki yangınlar bu konuda. kesinlikle bu noktalara geleceğini ben düşünmediklerini tahmin ediyorum. Hakikaten şimdi elimizde Orman Teşkilatı güçlü bir teşkilattır. Orman yangınları büyük bir felakettir. Bununla mücadele edebilecek her türlü birikim vardır. Çünkü yılların teşkilatı. Ama ortada bir organize olmakta yaşanan sıkıntı, ilk müdahalede yaşanan sıkıntı ve hazırlıksız yakalanma. Niye hazırlıksız yakalanma? Bu kadar yangın aynı anda, bakın dün itibariyle 150 adet yangın gerçekleşti. İçinde büyük mega yangınlar var. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını. Ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını. İşin buralara kadar tırmanacağını ben hesaplayamadıklarını düşünüyorum. Çünkü hızla yayılınca elinizdeki ekipman, personel ciddi anlamda yeterli de olsa o mücadele ister istemez birçok alana yayıldığı için her taraftan size talep geliyor. Görüyorum ben. Her yerdeki belediye başkanı aman bize yetişin helikopter, Evet. uçak. Çünkü niye? Büyük bir çaresizlik var. İşte burada en önemli konu şu. İklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkan bu hassas duruma karşı çok iyi hazırlıklı olmamız lazım. Nedir? Biraz önce söyledim. Kesinlikle 15 gün öncesinde ormanlara giriş çıkışları yasakladığımız zaman elimizde bizim ilk müdahale ekipleri var. Biz bunlara küçük arazözler de diyoruz. Bu araçlardaki arkadaşlarımızın seyyanen bu alanlarda yani denetim anlamında gezmeleri Devriye atmaları. en ufak bir yangına anında müdahale etmeleri gerekirdi. Bu konularda da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Önce bir gözetleme Çünkü yapmamız gerekiyordu. 15 gün öncesinden bu yana diyorsunuz yani. Gözetleme yapmamız 15 gün öncesinden meteorolojinin kararları açıklandığı andan itibaren ormana giriş çıkış yasak. Ondan Evet. sonra bizim teşkilatımızın elindeki imkanlarla sahalara, çünkü bakın şöyle söyleyelim. Maraş'tan Çanakkale'ye kadar 12,5 milyon hektar, %85'i Kızılçam ormanı olmak üzere bir gelişme var. Bu alanın biz biliyoruz ki Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında pik yapar. Evet. Yangın her zaman için bu ülkenin bir kaderi. Bunu kabul edeceğiz. Kızılçam yangın kültürüyle gelişen bir ağaç türüdür. Yangına karşı kendini uyarlamıştır. O nedenle bizim yapmamız gereken bu tedbirleri bir an önce alıp ilk müdahale çok önemlidir. İlk müdahalede de eğer hava araçlarınızla ilk müdahalede gereken o biraz önceki söylediğimiz denetimin dışında kendilerine bir ihbar geldiği anda en geç yarım saatte bu noktaya ulaşıp gereken müdahaleleri yapabilirlerse yangını söndürme imkanı ortaya çıkar. Aksi takdirde bakın rüzgarın etkisinden bahsediyoruz. Rüzgar tek yönde esmiyor. Sürekli değişken ve Evet. zaman zaman ifade edilen rakamlar kilometre olarak 50 kilometre, 60 kilometreden bahsediliyor hız olarak. Böylesi bir ortamda sizin o yangına müdahale etme şansınız kalmaz.
Ahmet Bey, çok merak ettiğim bir husus da var. Onu da sorayım, öyle devam edin lütfen. Şimdi zaman zaman bazı şeritler görüyoruz ormanlarda. İşte yangının atlamaması için, bir araç girmesi için. Şimdi özellikle Muğla, Marmaris, Manavgat dağlık bölgelerde araç da giremiyor. Bu şeritler olmalı mıydı, eksiklik mi? Bunu da bir yorumlar mısınız bize lütfen? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Genel olarak yangın emniyet şeritlerimiz ormanda yaygın bir şekilde var. Mutlaka ulaşılamayan yerler vardır ama genel olarak var. Burada önemli olan konu şu: yanıcı maddeyi ortamdan çıkarabildik mi, çıkaramadık mı? Ne demek bu? Nedir bunlar? Yangın, evet. Şimdi şöyle düşünün. Biraz önce bahsediyoruz. İnce materyal, yanmaya meyilli otlarla kaplı, işte bizim ölü örtü dediğimiz ve hızlı bir şekilde örtü yangınına dönüşebilecek, bunların özellikle o söylemiş olduğunuz yangın emniyet şeritlerinde yollarda sağlı sollu mutlaka temizliğinin yapılması lazım. Yanıcı maddenin ortamdan çıkarılması lazım. Dikkat edin, yerleşim bireysel yerleri olarak ister... izmarit vesaire de atmamalıyız. Elbette ki. Tabii şimdi o şöyle söyleyeyim. Cam kırıkları. O işin başka bir boyutu. Yani biz öncelikle yanıcı maddeyi ortamdan çıkarmalıyız. Yeteri kadar çıkarmalıyız. Şimdi bakın, yerleşim yerleri, turizm alanları ve kırsal alandaki evler yanıyor. İşler acısı bir durum var. Evet. Yani neden yanıyor? Çünkü bu yangına karşı sizin bu söz konusu yerlerde ahşabı fazla devreye sokmamanız lazım. Plastik boru kullanmamanız lazım. Samanlığınızın bu şartlara uygun halde olması lazım. Şimdi dikkat ediyorsanız, bu tür yangınlar olduğu sürece insanların dikkati var. Ondan sonra bu konular önemsenmiyor. Halbuki bu konuların ciddi anlamda denetiminin yapılması, kontrolünün yapılması, yanıcı maddenin ortamda izole edilmesi lazım. Aksi takdirde başımıza geldiği zaman, bakın, yangın belli bir enerjiye ulaştığında, bunu hep söylüyoruz mega yangınlarda, 400 hektarlık bir alanda yangın etkili olmuşsa 6 saat içerisindeki enerji, ortaya çıkan enerji Hiroşima'daki atom bombasının enerjisine eşit. Siz böyle bir enerjinin üstünde su bıraksanız ne olur, kimyevi madde atsanız ne olur? Etkisi kalmaz. Önemli İlk olan anda konu... müdahale çok önemli diyorsunuz. Evet, ilk Ahmet Bey, sürem azaldığı için kusura bakmayın, sözünüzü de kesiyorum ama bu bilgileri buyurun, de öğrenmek hayır, istiyorum. Buyurun. Şu an ülkenin pek çok noktasında pek çok yurttaşımız diken üstünde. Yani olası bir işte duman tütmesine karşı nöbet tutmaya başlayan yurttaşlarımız var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ne yapsınlar? Ya şimdi, İlk anda... Bizim yangın alo hattımız var. Burayı mutlaka yangınla ilgili nedir, olarak... Duyalım numarayı da. Alo 170'i aramaları lazım, haber vermeleri lazım. Alo demeleri 170, evet. Orman yangınları için. Evet, demeleri gerekiyor ki bakın, burada bir yangın hadisesi söz konusu, biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama ne yapabiliriz bu konuda? Dolayısıyla yangın ihbar hattına ulaştığımız zaman teşkilatlarımız her türlü haberleşme şeyine sahip. Alo 177. Pardon, alo 177, evet. Evet. Ulaştığımız zaman, yangına ulaştığımız zaman hemen bu konuda gereken iş ve işlemleri... Arkadaşlar yazarsak yürütecek... alta da. Evet. Alo 177, pardon. Dolayısıyla şuraya getireceğim. Bizim özellikle bu tür konularda aynı şeyi söyleyebilecek, senkronize olmuş bir düzen oluşturmamız lazım. Organizasyona evet, ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu tür sıkıntılar maalesef etkili bir şekilde devam eder. Peki. Şimdi şunu da özellikle vurgulayarak bitirmek istiyorum. Teşkilatımızın bu çabası gerçekten takdire değer bir çabadır. Kesinlikle. Yapılan çalışmalara saygı duymamız lazım. Gerçekten ben onların hepsine kolaylıklar diliyorum. Bir noktayı daha vurgulayarak kapatacağım. Buyurun. Şu anda yanan sahalarda çok ciddi üretim olayı var. Yani bundan sonra bu konular, sahalar üretim yapılacak. Onun için ülkemizdeki diğer sahalarda sürdürülen üretimleri bir an önce durduralım. Bu sahalardan alacağımız üretimle Türkiye'nin yıllık üretim miktarını karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyu da özellikle teşkilata iletiyorum. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na. Çünkü üretim fazlasına gerek yok. Normal ormanlarımızı korumak birinci derecede daha önemli diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza ben katıldığınız için. Ben de çok teşekkür için. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler.